Selamlar değerli arkadaşlar. Sesin bir madde içindeki yayılma hızı niceliklerinden hangilerine bağlı olarak değişir diye sormuş bu sorumuzda. Şimdi hemen yandaki tabloya baktığımızda bu tablo bize sesin yayılma hızının ortamın cinsine ve sıcaklığa bağlı olarak değişimini gösteriyor. Sevgili arkadaşlar, hava ortamındaki yayılma hızı, su ortamındaki yayılma hızı, demir ortamındaki yayılma hızına baktığınız zaman arkadaşlar katılarda sıvılara göre, sıvılarda da gazlara göre daha hızlı yayıldığını söyleyebiliriz genel olarak. Peki sıcaklığa bağlı olarak arkadaşlar nasıl değiştiğine de şöyle değinelim. Hava ortamında arkadaşlar 0, 20 ve 100 santigrat derece sıcaklıklardaki değerler verilmiş. Sıcaklık arttıkça yayılma hızının da arttığını görüyoruz. Her üç ortamda da bakın bu şekilde gerçekleşiyor. Sevgili arkadaşlar, öyleyse hemen sorumuza geri dönelim. Yayılma hızı tabi maddenin sıcaklığına bağlı. Sıcaklık arttıkça artar. Sesin gürlüğüne, yani şiddetine ve sesin frekansına bağlı değildir. Cevabımız yalnız bir olacak. Selamlar. Bu sorumuzda tek frekansı sahip ses dalgası üreten bir alet olan şekildeki diyapozona metal tokmakla yavaşça vurulup çınlaması sağlanıyormuş. Aynı diyapozona aynı metal tokmak daha sertçe vurduğunda yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle şuna değinelim sevgili gençler. Bakın, diyapozonun ürettiği sesin frekansı diyapozonun boyutlarıyla ilgili. Daha büyük boyutlarda bir diyapozon daha kalın ses, yani frekansı daha az olan ses üretir. Peki hemen arkadaşlar öncüllerde frekansla ilgili olan öncüle bakalım. İkinci öncülde havadaki bir noktadaki birim zamandaki sıkışma miktarı artar denmiş. Sevgili arkadaşlar, işte şu birim zamandaki sıkışma miktarı, sıkışma sayısıyla ifade edilen kavram tabii ki nedir? Frekanstır. Peki frekans arkadaşlar, biraz önce de ifade ettik, diyapozonun boyutlarıyla ilgili. Daha sertçe vurduğunuz zaman arkadaşlar frekansta bir değişim gözlenmez. Evet, hemen bire bakalım, sesin yayılma hızı artar denmiş. Gençler, sesin yayılma hızı ortamın fiziksel özelliklerine bağlı. Hava ortamında yayılıyor. Temel olarak hava ortamında yayılma hızı tabii ki hava ortamının sıcaklığı ile ilgili. Öyleyse burada aynı ortamda yayılmaya devam ettiği için sesin yayılma hızında bir değişim gözleyemeyiz. Sesin gürlüğü artar. Gençler, gürlük olarak ifade ettiğimiz kavram sesin şiddetiyle ilgilidir. Metal tokmakla daha sertçe vurduğumuz zaman elde ettiğimiz sesin şiddeti, yani gürlüğü artacaktır. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı yalnız 3 olacak. Selamlar sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sesin yansıma özelliğiyle ilgili değildir diye soruluyor. Aşkına bakalım. Yarasaların yüksek frekans sesleri kullanarak yön bulmaları ve avlanmaları. Değerli arkadaşlar, yarasalar çıkardıkları yüksek frekans seslerin yüzeylerden geri yansımasını tekrar algılayıp bu şekilde yön bulup avlanıyorlar. Dolayısıyla burada sesin yansıma özelliğini tabii ki görüyoruz. B şıkkına bakalım. Balık sürülerinin yerlerinin sonar cihazları tarafından tespit edilmesi. Değerli gençler, sonar cihazları temelde yarasaların yön bulma yeteneğiyle aynı temel prensibe sahiptir. Yine suyun altına yollanan yüksek frekans dalgaların balık sürülerine çarpıp geri yansıması sonucunda balık sürülerinin yerleri tespit ediliyor. Dolayısıyla bunu da artısını verelim. C şıkkına bakalım. Küçük bir odada ve büyük bir camide aynı şiddetle bağırıldığında işitilen seslerin niteliklerinin farklı olması. Burada arkadaşlar işitilen niteliklerinin farklı olmasını sağlayan temel etken yankılanmadır. Büyük bir camide arkadaşlar tabii ki yüzeyler arkadaşlar pürüzsüz, dolayısıyla yankılanma daha fazla olacaktır. Ancak küçük bir odada, eşyayla dolu küçük bir odada aynı yankılanmayı işitemeyeceksiniz. Öyleyse burada da temel arkadaşlar farkı oluşturan nedir? Tabii ki yine yansıma özelliğidir. Hemen E şıkkına geçelim. Ultrasonografi ile iç organların görüntülenmesinde arkadaşlar farklı ortamlarda farklı hızla yayılması ve geri yansımasını temele alan arkadaşlar bir görüntülenme şeklidir. Dolayısıyla burada yine ses dalgaları, yüksek frekans ses dalgalarının yansıma özelliğinden yararlanılır. Öyleyse buna da artı dedik. Şok dalgalarıyla arkadaşlar
Böbrek taşlarının kırılması noktasındaysa sesin arkadaşlar yansıması değil, yüksek enerjiyle arkadaşlar ortama enerji aktarması söz konusu. Dolayısıyla burada cevabımız Deniz olacaktır. Selamlar sevgili arkadaşlar. Sesin bazı ortamlardaki yayılma hızları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodaki veriler ile sesin bir ortamdaki yayılma hızı ile ilgili sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. Peki arkadaşlar değerlendirmeye başlayalım. Burada saf suyun 20 ve 0 santigrat derecedeki değerlerinde hız değerlerine baktığımız zaman sıcaklığın arkadaşlar artışıyla birlikte hızın da arttığını görüyoruz. Dolayısıyla sıcaklığın artmasıyla artar sonucu bize bu tabloda verilir. Hemen bakalım arkadaşlar bir de deniz suyu. Bakın aynı sıcaklıkta 20 santigrat derece saf su ve deniz suyuna baktığımız zaman burada deniz suyundaki hız değerinin daha büyük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hız ortamın safsızlığından tabii ki etkilenecektir. Ancak şiddetle ilgili arkadaşlar bir değerlendirme yapabilmek burada mümkün değil. Öyleyse cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Selamlar sevgili arkadaşlar. Şekil 1'deki kontrbas, cello, viyola ve kemanın çıkarabildikleri ses frekansı aralıkları şekil 2'de verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar bakın öncelikle şu noktada bir hatırlatma yapalım. Frekans değerlerine bağlı olarak sesin inceliği ve kalınlığı için ne söyleyebiliriz? Yüksek frekanslı ses arkadaşlar ince yani tiz ses anlamı taşır. Evet düşük frekanslı ses ise arkadaşlar kalın yani pes ses demektir. Peki arkadaşlar hemen değerlendirmelerimize birinci öncülü okuyarak başlayalım. Kontrbasın çıkarabildiği en kalın sesi cello'da çıkarabilir mi? Şimdi kontrbasın çıkarabildiği en kalın ses en düşük frekanslı ses demektir. Değerli arkadaşlar, cello'nun bu frekans değerinde ses üretebilmesi bakın mümkün değilmiş. Öyleyse birinci öncülümüzün üzerine çiziyoruz. Hemen bakalım 2'de ne yazıyor? Viyolonun çıkarabildiği en ince sesi kemanda çıkarabilir diyor. Şimdi viyolonun çıkardığı en ince ses arkadaşlar bakın gösterdim. O frekans değerinde keman da ses üretebiliyor. Dolayısıyla bu ifademiz doğru. Tel uzunluğunun artırılması sesin tizleşmesini sağlar. Değerli arkadaşlar dikkat ettiğimizde kemandan kontrbasa doğru tel uzunluğunda artış gözlemliyoruz. Ancak dikkat ederseniz kontrbasın arkadaşlar daha düşük frekanslı ses değerlerinde ses ürettiğini, kemanın ise daha ince sesler ürettiğini gözlemliyorum. Dolayısıyla bu ifadeyi arkadaşlar bu sonucu çıkartabilmek mümkün değil. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı Bursa olacaktır. Selamlar sevgili gençler. Birinci sistemde hoparlör önündeki kağıt hoparlörden ses çıktıkça titreşiyor. İkinci sistemde mumun alevi megafondan ses çıkarken sönüyor. Üçüncü sistemde metal tokmakla K diyapozonuna vurularak ses üretildikten bir süre sonra özdeş L diyapozonunda ses üretmeye başladığı görülüyor. Buna göre 1, 2, 3 nolu sistemlerden hangileri ses dalgalarının enerji taşıdığını gösterir diyor. Sevgili arkadaşlar bakın birinci sistemde hoparlörden ses üretildikçe kağıdın titreştiği yani hareketlendiği bir mekanik enerji üretildiği gözleniyor. İşte burada arkadaşlar sesin taşımış olduğu enerji yüzeye arkadaşlar bir basınç uyguluyor. Dolayısıyla burada bir hareketlenme meydana getiriyor. Dolayısıyla burada bir enerjiden bahsetmek tabii ki mümkün. Peki arkadaşlar megafonla bağırdığınız zaman arkadaşlar megafondan yüksek gürlükte bir ses üretilecek. Bu ses de mum alevinin sönmesine neden olacak. Yine arkadaşlar burada bir enerji söz konusu. Dolayısıyla bunun da artısını verdik. Üçüncü sisteme baktığımızda siz bu K diyapozonuna arkadaşlar vuruyorsunuz, bu diyapozon ses üretmeye başlıyor. Ancak belli bir süre sonra arkadaşlar L diyapozonunun da ses üretmeye başladığını görüyorsunuz. Buna metal tokmakla vurulmamasına rağmen. Sonuçta metal tokmakla vurmak arkadaşlar bir enerji aktarımıdır. Ancak L diyapozonunda arkadaşlar bu enerji aktarımını sağlayan nedir diye sorduğumuzda işte onu sağlayan arkadaşlar K'dan yayılan ses dalgalarıdır.
Sonuçta arkadaşlar bu diyapozon diğer diyapozona ses dalgaları aktarıyor ve böylece taşınan enerji L diyapozonunun da ses çıkarmasına neden oluyor. Dolayısıyla burada yine arkadaşlar ses dalgalarının enerji taşıdığını bize gösteren bir durum var. Cevabımız öyleyse Edirne seçeneğindedir. Selamlar sevgili gençler. Bu sorumuzda kıvanç elektro gitarıyla sürekli olarak aynı notada ses çıkarırken şekildeki konumlarda bulunan Kerem Kağan ve Yusuf sırasıyla D1, D2, D3 şiddetlerinde F1, F2, F3 frekanslarında ses işitmektedir deniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Öncelikle şiddetlerle ilgili arkadaşlar şunu söyleyelim. Bakın ses kaynağının belirli bir doğrultuda yaymış olduğu belirli bir enerji var diyelim. Peki o enerjiye dikkat ettiğiniz zaman arkadaşlar ses kaynağına yakın bir arkadaşlar yüzey bu enerjiyi toplarken ses kaynağından uzaklaştıkça arkadaşlar tabii ki bu enerji daha büyük bir yüzeye yayılıyor. Dolayısıyla birim yüzeye düşen enerji miktarını azaltacağını söyleyebiliriz. Bu da arkadaşlar tabii ki bu bölgedeki sesin şiddetinin azalmasına neden olacaktır. Ayrıca tabii ki ortamda ilerleyen ses dalgaları için sönümlenmeler de söz konusu olacak. Tüm bunları arkadaşlar birleştirdiğimizde ses kaynağından uzaklaştığımızda sesin şiddetinin azalacağını söyleyebiliriz. Ses şiddeti azaldığına göre arkadaşlar D1, D2, D3 büyüklük sıralaması doğrudur. Hemen frekanslara bakalım. Frekans arkadaşlar ne demişti bize? Aynı notada ses çıkarmaktadır demişti. Dolayısıyla buradaki gitarın ürettiği arkadaşlar sesin sabit bir frekansı var. Peki arkadaşlar Kerem, Kaan, Yusuf bunu aynı frekansla mı işitecek? Evet. Frekans arkadaşlar kaynağa yakınlık uzaklıkla bağlı değildir. Dolayısıyla buradaki frekans değerleri birbirine eşittir. Evet, buradaki frekans değerleri eşittir. Yani değişmez. Öyleyse burada da arkadaşlar doğru dedik. Kerem ve Yusuf'un işittikleri tını aynıdır. Arkadaşlar tını sesi üreten enstrümanın karakteristik bir özelliğidir. Dolayısıyla sesin tınısı buradaki dinleyiciler için aynı olacaktır. Öyleyse bu da doğrudur. Cevabımız dolayısıyla 1-2-3 olacaktır. Selamlar gençler. Kıvanç havanın soğuk, zeminin sıcak olduğu rüzgarsız bir günde kaynaktan çıkan ses dalgalarının şekilde gibi asılı olan kağıdın oldukça fazla titreşmesini sağladığını gözlemliyor. Kıvanç aynı deneyi havanın sıcak, yerin soğuk olduğu bir günde deniyor ve kağıdın titreşmediğini gözlemliyor. Buna göre ses dalgaları ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Yandaki şekillere dikkat edelim sevgili gençler. İlk şekilde arkadaşlar havanın alt bölgesinin sıcak, üst katmanın ise soğuk olduğu bir durum söz konusu. Kıyıda bulunan bir kişi, sandalda bulunan bir kişiye sesleniyor, bağırıyor. Ancak bakın dikkat edin burada sesin yayılma doğrultusu sıcak havadan soğuk havaya doğru kayıyor. Bir arkadaşlar doğrultu değişimi söz konusu. Böylece ses kayıkta bulunan kişiye ulaşamıyor. Peki diğer şekle dikkat edelim. Bu kez hava katmanının üst bölgesi sıcak, alt hava tabakası ise arkadaşlar soğuk. Bağırıldığı durumda yine sıcak havadan soğuk havaya doğru sesin yayılma doğrultusu değişiyor. Bunun sonucunda ses arkadaşlar sandalda bulunan kişiye ulaşabiliyor. Peki bizim sorumuzda buna benzer bir durum söz konusu arkadaşlar. Bakın havanın soğuk, zeminin sıcak olduğu bir ortamdan bahsediliyor. Zemin sıcak, hava ise soğuk. Bu durumda sevgili arkadaşlar şunu ifade ettik. Yine yan taraftaki şekillerden de öğrendiğimiz gibi sıcak havadan soğuk havaya doğru sesin yayılma doğrultusunun değiştiği gözlemleniyor. Dolayısıyla burada kaynağın ürettiği ses kağıda ulaşıp kağıdı titreştiriyor. Hemen ikinci duruma bakalım. Deney tekrarlandığında bu kez arkadaşlar havanın sıcak, yerin soğuk olduğu bir durumdan bahsediliyor. Hava sıcak, yer ise soğuk. Bu durumda arkadaşlar yine sıcaktan soğuğa doğru sesin yayılma doğrultusu bükülecektir. Öyleyse arkadaşlar bu durumda kağıda ses ulaşamayacak ve herhangi bir titreşim gözlemlemeyeceğiz. Tüm bunlardan arkadaşlar ses dalgalarının enerji taşıdığı sonucuna ulaşabilirim. Çünkü bakın ses taşımış olduğu enerji kağıdı titreşti ve burada hareket enerjisine dönüştü. Öyleyse arkadaşlar ses dalgalarının enerji taşıdığına ve
temas ettikleri yüzeylere bu enerji ilettiklerini anlıyoruz. İkiye bakalım, ses dalgalarının yayılma doğrultusu havanın sıcaklığına bağlı olarak değişir. Tüm anlattığımız hikaye zaten bununla ilgili arkadaşlar, dolayısıyla doğru. Ses dalgaları çarptıkları yüzeylerde basıncı oluşturur. Kağıdın titreşmesini sağlayan ses dalgalarının kağıt yüzeyine uyguladığı kuvvettir. Birim yüzeye uygulanan kuvvetin de basınç olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada basınçtan bahsetmek mümkün. Cevabımız dolayısıyla değerli genç arkadaşım Edirne olacaktır. Gençler, bu sorumuzda Kaan bisikletinin demirine, tekerleğin tellerine temas edebilecek uzunlukta şekildeki gibi bir karton yapıştırıyor deniyor. Kaan bisikletini sürerken kartona vuran teller kartondan ses çıkmasına neden olmaktaymış. Kaan bisikletin süratini artırdığında kartondan çıkan sesin inceldiğini fark ediyor. Buna göre kartondan çıkan sesin incelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, şuna değinelim. Öncelikle burada kartondan ses çıkmasını sağlayan temel etken bisikletin tekerleği harekete geçtiğinde tellerin kartona vurması. Peki bisikletin sürati arttığı zaman tabii ki tekerleğin dönme hızı da artacak ve birim zamanda kartona arkadaşlar tel çarpması sayısı da artacaktır. Ve böylece bakın biz sesin inceldiğini fark ediyormuşuz. Peki ince ses arkadaşlar bildiğiniz gibi tiz ses, kalın ses ise pes ses demekti. Peki arkadaşlar ses inceliyor demiştik. İncelmesi arkadaşlar frekansın artmasını anlatıyor bize. Eğer kalınlaşsaydı yani pesleşseydi frekans azalır derdik. Peki arkadaşlar sesin frekansı demek sesin yüksekliği demektir. Burası önemli. Günlük hayatta arkadaşlar bu şekliyle kullanılmıyor. Yüksek sesle konuş denildiği zaman arkadaşlar hani bağırarak konuş, daha yüksek şiddette konuş gibi bir anlam çıkıyor ama fizikteki arkadaşlar yüksekliğin anlamı frekansa karşılık geliyor. Öyleyse bizim bu olayımızda frekans artar demiştik. Yani sesin yüksekliği artar. Cevabımız dolayısıyla sevgili gençler Adana şıkkı olacaktır.